Hani geçtiğimiz hafta Galatasaray-Fenerbahçe maçını değerlendirmeye çalışırken şöyle bakmıştım. Şimdi Galatasaray sahasında hiç puan kaybetmemişti o maça çıkana kadar. Buna karşılık Fenerbahçe'de deplasmanda sadece 3 maçta puan kaybetmişti ve bu 3 maçın son ikisi de son haftalarda oynanan maçlardı. Şimdi bu dengeler açısından bakılınca hani Galatasaray cephesinden diyebilirdiniz ki Galatasaray'ın kazanması çok belirgin bir sonuç gibi gözüküyor. Öbür taraftan da Fenerbahçe deplasmanda zor kaybeden bir takım. Nihayetinde Fenerbahçe Galatasaray sahasında hiç kaybetmemişti ama Fenerbahçe gücünde Süper Lig itibariyle kalitesinde bir rakiple de karşılaşmış değildi kendi sahasında ve nihayetinde kaybetti. Şimdi Galatasaray'ın yine avantajı çok büyük. Niçin çok büyük? Bir defa Galatasaray bu ligin epey üzerinde bir oyuncu kalitesine sahip ve Galatasaray aynı zamanda takım olabilmiş bir oyuncu grubundan müteşekkil. Yani ikisini bir araya getirdiğiniz zaman zaten 99 puanı görebiliyorsunuz. Yani 99 puanın anlamı burada yatıyor. Ve burada iyi de bir teknik direktörlük marifeti de var. Bunun da altını çizeyim. Yani son kaybedilen Fenerbahçe maçından sonra Okan Buruk'u alaşağı etmek, teknik direktörlük kalitesini aşağıya çekmek, bunlar çok doğru şeyler değil. Bazen maçlık performanslar kötü olabilir. Ya da siz en doğrusunu yapmışsınızdır ama bireysel performanslar sizi cezalandırmıştır. Hepsini dikkate almak lazım. Ama ben şunu söyleyebilirim. Galatasaray'ın çok rahat olacağını düşünmüyorum. Yani beraberliğe oynamanın aslında psikolojik olarak bir zorluk getireceğini düşünüyorum. Yani o beraberlik psikolojisinin son anlarda kalenizde görebileceğiniz bir gol ihtimaline karşılık sürekli oyuncuları geriye çeken, oyuncuların kramponlarına kadar stresi yükleyen bir unsur olabileceğini düşünüyorum. Bu sebeple Galatasaray'ın sahaya hani bana bir puan da yetiyor, ben bir puan için çıkayım düşüncesinde olacağını tahmin etmiyorum. Şimdi karşısındaki Konyaspor ciddi bir taraftar avantajına sahip. Aslında kadrosundaki oyuncuların da önemli bir kısmı tecrübeli isimler. Orta sahasında bunu görebiliyoruz. İşte Galatasaray'da forma giyen Enzonzi var. Evet. Yanında Soner var. Yine Konyaspor'un yani yıllardan beri 3-4 yıldan beri Konyaspor'da forma giyen bir isim. Ön tarafta Çikaleşi bu lig için hafife alınmaması gereken bir forvet diye düşünüyorum. Mesela sol bekleri Cilerme yine bu ligin ofansif anlamda çok şey yapan beklerinden Evet. bir tanesi. Yani oyuncu bazında ele aldığımızda sizi hani tehdit edecek, tedbirli olmanızı gerektirecek bir kadro korelasyonuyla karşılaşıyoruz. Ama güç dengeleri açısından Galatasaray'ın çok bariz bir ağırlığı olduğunu söylemeliyiz. Şimdi Galatasaray'ın la ilgili böyle hani çok net, çok gümbür gümbür beni konuşturmayan husus ise şu. Şimdi birçok maçta Galatasaray rahat kazandı. Ama bu rahat galibiyet muhteşem oyunlarla böyle baştan çıkarıcı oyunlarla gelmedi. Skora bazen kolay gitti Galatasaray. Mesela bir önceki Karagümrük maçında belki Barış Alper'in o bireysel performansı gücüyle, fizikiyle rakip savunmanın baş edemediği o performansı söz konusu olmasa Galatasaray'ın yine puan kaybetmesi muhtemel olabilirdi. Şimdi buradan bakınca ben Galatasaray ile ilgili hani sahip olduğu güce rağmen bu sezon totalde ortaya koyduğu göz kamaştırıcı performansa rağmen çıkar gümbür gümbür kazanır demekte biraz zorlanırım açıkçası. Çünkü maça dair de bir stres var. Geçtiğimiz haftaya dair de bir stres var. Buradan Fenerbahçe'ye şampiyonluğu kaptırırsam bu gerçeğe dair de bir stres olduğunu düşünüyorum. Hani Galatasaray'ın bizdeki yeri şuydu, kamuoyundaki yeri şuydu. Alması gerekeni alır. Ama Galatasaray geçtiğimiz hafta alması gerekeni alamadı. Çünkü futbolda bazen, bu bazen 10 yılda bir olur, bazen 50 yılda bir olur. Alması gerekeni alamadığınız ya da çok büyük sürprizlere maruz kaldığınız zamanlar olabilir. Ben bütün bu ihtimallerin Galatasaray'da bir stres meydana getirdiğini düşünüyorum. Ha, bu stres sahaya ne kadar yansır onu bilemem. Ama ben
Konyaspor'un karşısında belki kontrollü ama kontrollüden daha ziyade istekli, işi bitirmeye dayalı futbol oynamaya çalışan bir Galatasaray göreceğimizi tahmin ediyorum. Suat Umuran Fenerbahçe mücadelesinde hakikaten stresin ete kemiğe bürünmüş evet. hali olarak Galatasaraylı futbolcuları sahada gördük. Acaba o yenilginin ardından sarı kırmızılı takım toparlanmış mıdır? Psikolojik olarak o eşiği geçebilecek zaman sence var mıydı? Kerem, ben sana orada katılmayayım. Çok stresli görmedim. Fazla rahat gördüm. Yani Ya da evet. değil mi? Yani doğru. Hani sanki çok umrunda olmayan. Çünkü Fenerbahçe 10 kişiyle Galatasaray'ı yendi de ben Galatasaray'ın o maçta 10 kişi olduğuna inanmıyorum. Yani 11 kişi olduğuna inanmıyorum. Ziyeh yoktu. Ne bileyim işte orta sahadaki Kerem Demirbay yoktu. Icardi hiç yoktu. Galatasaray sanki daha eksik gibi oynadı. Fenerbahçe kim varsa sahada elinden gelenin fazlasını verirken Galatasaray'da böyle bir rahatlık, biraz boş vermişlik vardı. Elbette ki bunda Fenerbahçe'nin iyi, presli, baskılı oyunu vardı ama Galatasaray çok rahattı. Burada alması gereken de alan bir Galatasaray var ama belki de alması gereken bu hafta olduğu için o rahatlık Galatasaray'a sirayet etmiştir herkese. Çünkü biraz yelkenleri fazla şişiren, böyle biz nasılsa rüzgar esiyor, bu denizde akar gideriz diye düşünen bir Galatasaray vardı ama gerçeklerin öyle olmadığını herkes gördü. Karşınızda Fenerbahçe var. Bir kere bunu bütün Galatasaray camiası, belki de sadece Fenerbahçeliler dışında herkes unutmuştu. Karşınızda Türkiye'nin bir diğer büyüğü var ve en az sizin kadar puan toplamış. O da Türkiye rekoru kırmış durumda. Bunlar biraz futbolun gerçekliğinin dışına çıkan, saha dışında her şeyin bittiğini düşünen bir ortamın getirdiği sonuçtu bana göre. Bu hafta Galatasaray'da elbette ki bir şeyler değişecektir. Berabere oynama lüksü bence iki takımında yok. Çünkü Galatasaray şampiyonluğu beklerken Konyaspor da bir yandan Hatayspor'a bakacak, Ankara Gücü maçına bakacak. Yani her yerden biraz skor bombardımanının olacağı bir maçı izleyeceğiz. Beraberlik oynamayı Galatasaray bilmiyor. Genlerinde bu yok. Tarihte bir dönem Lucescu bunu yapmak istemişti. Galatasaray şampiyon olduğu sezon Lucescu'yu gönderdi. Beşiktaş'a gitmeden önceki sezon. Yani Galatasaray bir kere saldıran, baskılı oynayan, presli oynayan, rakip yarı sahaya oyunu yıkan ve o alan daraltmasını yaparak rakibi boğan bir futbol oynuyor. Burada kritik nokta Galatasaray ilk golü bulduğu anda rahatlıyor ve sonrasını getiriyor. Ki bunu defalarca bu sezon gördük ama aksi bir ihtimalle biraz panik başlıyor. Bireysel oyuncu performanslarına dönüyor. Fenerbahçe maçında bunu yaşadık ve o bireysel performanslar gelmedi. Ziyeh, Icardi başta olmak üzere. Biraz Konya'nın nasıl oynayacağını ben merak ediyorum. Çünkü Fenerbahçe maçında beşli savunmayla başlayıp ona göre daha fazla tutucu bir futbol oynamıştı. Geçen hafta klasik Türkiye sistemi artık 4-2-3-1 ile oynayıp istediği puanı almıştı. Hani Konya Spor biraz maçın ritmini belirleyecek. Çünkü Fenerbahçe Konya'da berabere kaldığında Fenerbahçe'nin 15 tane şutu var. Yarısı isabetli, %70 toplu oynamış. Bunlar yani Fenerbahçe galibiyeti kaçıran taraftı evet. ama Konya burada bakacağız. Beşli mi başlayacak yoksa biraz daha galibiyete futbol oynamaya yönelik mi oynayacak? Hakim Ziyech'i kullanamayacak Galatasaray kart cezası sebebiyle ki Fenerbahçe maçında yine sahanın en etkisiz isimlerinden biriydi. Acaba orada nasıl bir formüle gidecek Okan Hoca, ne dersin? Yani Fenerbahçe maçındaki Ziyech'i kullanmaması Galatasaray için bir eksi olmaz. Çünkü orada Ferdi ile baş edemedi ama yani Ferdi faktörünün de ben etkili olduğunu düşünüyorum. Ziyech nihayetinde fizik kalite anlamında üst düzey bir oyuncu değil. Daha ziyade teknik özelliklerle, bireysel meziyetlerle dikkatimizi çeken ve dünya futbolunda kendine yer edinmiş bir isim. Yani tabii ki Fenerbahçe ve Ferdi Kadıoğlu'yla eşleşen bir Ziyech'le buna karşılık Cilerme ile eşleşen bir Ziyech'in yapacakları aynı olmayabilir diye düşünürüm. Ya orada tabii ki ya Okan Hoca'nın üreteceği formüller var. Yani en basitinden Barış'la orada oynayabilir. Barış oynayabilir. Evet, sol tarafta Barış iyi işler yaptı ama Barış'ı orada oynatmak bir formül. Sol tarafta Kerem Aktürkoğlu ya da Zaha'yı oynatmak bir başka formül. Zannediyorum başka oyuncular var, aklıma gelmediyse bilemiyorum ama bu formüllerden bir tanesini kullanacak gibi geliyor bana Okan Hoca. Suat ne dersin? Icardi'nin olmaması, Ziyech'in olmaması bence bir avantaj. Yani o ceza nedeniyle Galatasaray belki surat çekeceğim bir Ziyech'i
rahat rahat hani tribüne gönderip yerine Barış'la muhtemelen sağ kanada çekip başlayacak. Ya şöyle söyleyelim, Ziyech yokken tamam teknik kapasitesi belki takımın bir tık düşüyor olabilir ama mücadele gücü kesinlikle artacak. Kesinlikle artacak. Yani Barış'ın son haftalarda attığı goller öyle teknik falan taktik planlama eseri değil. %90'ı fiziğiyle ve sadece başlattığı ataklar asistleri de buna dahil edelim. Hepsi fiziğiyle yaptığı işler. Kerem bu son 5-6 haftanın unutulan yani kötü performans nedeniyle unutulan ismi. Buralarda Galatasaray'ın daha mücadeleci kadroyla başlaması çok normal. Hatta Kerem Demirbay, Berkan değişikliği de acaba mı diye düşünülüyor. Bu orta saha mücadele gücünü arttırmak adına. Ama burada Ziyech'in cezalı olması şöyle bir sıkıntısı olur. Son 20 dakika, son yarım saat, 45 dakika Ziyech 2 çalım atıp 2 şut attığında defalarca skoru değiştirir. Ceza sahası dışından en çok gol atan Snyder sonrası Galatasaraylı hatırladığım kadarıyla. O yüzden kulübede olsaydı Galatasaray'da elbette ki daha da bir avantaj olurdu ama Barış ve Kerem zaten bu düzenin en iyi parçaları bence.